Değerli izleyenler, İran'ın Kafkasya'da, İslam aleminde ve birçok bölgede ikincilikli davrandığını sizlere birkaç yayınımda anlatmıştım. Şimdi İran'ın ideolojisinin, evet onların oluşturduğu bir örgüt olan Hizbullah örgütünün başındaki zamanında ilk kurucularından olan evet bir şahsın açıklamasını sizlerle paylaşacağım. İran'ı anlatıyor. Evet, İran'ı anlatıyor. Biraz dinleyelim. İran'ı biraz daha iyi anlamış oluruz. Evet. Lütfen dikkatle izleyelim. İran'ın Ermenistan'la olan bu sıcaklığını daha iyi anlayacaksınız. Dinlediğinizde İranlı bu mollayı. Evet. Gelin Hizbullah'ın ilk başkanını dinleyelim isterseniz. İran'ın gerçek yüzü nasılmış? يعني معتدي انتوا عم تقولوا نحن دولة اسلامية يعني انتوا ضد العدوان انتوا ضد الظلم كيف تقفون مع الظالم اذربيجان انتم تقولون ولمئات السنين ان اذربيجان جزء من ايران وان الشعب الاذري هو جزء من شعب ايران وان الاذريين الحقيقيين الكتار موجودين في ايران انتوا شيء طبيعي انكم توقفوا مع المظلوم اولا مع الآذر اللي هو من جنسكم ثانيا أو جزء من شعبكم كبير ثالثا هؤلاء مسلمين مظلومين شيعة أيضا أنا الحقيقة فوجئت يعني بأي مقياس بالقرآن وتعاون على البر والتقوى هذا البر والتقوى صرت حيران شو قصتنا هؤلاء في إيران مسكت يومها وزير الخارجية قلت له أقول لك يا عمي أنا بطلت أفهم شو القصة تبعكم باختصار حتى لا أضيع وقت الناس قال بالحرف الواحد أرمينيا على حدود تركيا ونحن بدنا نمنع تركيا تتواصل مع الدول التركية تركمانستان وأوزبكستان وأذربيجان إلى النهاية فنحن واقفين مع الأرمن ليبقوا سد في وجه تركيا قلت يا ليتني ما سألتك بيني وبين نفسي طبعا يا ريتني بقي احسن الظن بشيء يحتمل انه في سبب شيء هاي دول طالعة جديد من المأساة من المحنة بدل ما تتعاون انت والتركي على مساعدتها وتشكلوا هيك أمة واحدة نشوف حالنا فيكم عم تتعاونوا سوق مشتركة İşte İran'ın politikasının nedeni Türk dünyasıyla, evet, Türkiye ve Azerbaycan arasında çıban başı olan bu politika yürütmesinin nedeni, bizzat kendi içlerinde olan ve Hizbullah'ın başında olan bir molladan dinledik bunları. Üzücü, üzücü. Birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım değil mi? Bir vücut gibi olmamız lazım değil mi? Birimizin eli ayağı ağrıdığında, diğerimizin ayağı ağrıması gerekmiyor mu? Bu şekilde İran'ı sorgulayan, İran'ın yaptığını anlamayan veya kızan değerli izleyenlerim olursa, işte onlara bunu gerçekten iletmek istedim. İran ne yazık ki Suriye'de de Esed rejimine verdiği destek tamamen bir birlik ülküsünden uzak. Çünkü orada sivil halkın üzerine her türlü zulüm yapıldı. Kimyasallar kullanıldı. Ama şunu unutmayın. Azerbaycan Türkiye'nin kandaşı, kardeşi. Hiçbir zaman, hiçbir zaman bu topraklarda büyük zulümlerin bir daha yaşanmasına Türkiye müsaade etmeyecek. Hiçbir zaman. Hiçbir vakit bu bölgede artık Allah'ın izniyle şehirlerin istila edilmesine hiçbir zaman müsaade edilmeyecek. Dünyanın gözü önünde 91 ve 93 yılları arasında Azerbaycan'daki Türk kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıyı en iyi onlar bilirler. Rusya'nın oradaki tavrını, Minsk grubunun tavrını ve birçoğunun tavrını onlar bilirler. İşgal edilip topraklarından kopan
bu halkın neler çektiğini ancak onlar bilirler. Şimdi başı ağrıyacak, şimdi üzülecek, şimdi dertlenecek olanlar artık Ermeniler. Ermenistan. Yaşattıklarını yaşayacaklar. Bu dünya, bu dünyada kim ne yaparsa kendine yapar. Bakın Putin dünyanın gözü önünde Ermeni liderinin yüzüne telefon kapatıyor. Birbirlerine girsinler. Onların birbirlerine girmesi bu coğrafyanın huzuru demek. Biz kendimiz güçlü olacağız. Bir olacağız, diri olacağız, güçlü olacağız. Çünkü öyle olduğumuz zaman sözümüz geçecektir. Şu anda daha önceki yayında gösterdiğim gibi İdlib eğer Türk ordusu orada olmasaydı İran'ın ve Rusya'nın, evet İran'ın yine koydum bakın yayının başında belirttim ya, bu şekilde istilasına düçar olacaktı. Ama öyle bir hususa artık izin vermek yok. Artık kardeş ülkeyle beraber yürüyerek onların daha güçlü kendisini hissetmesini sağlamak var. Öyle de olmak zorundayız. Bölgede adaletin ve barışın sağlanması için İran'ın bu politikadan derhal vazgeçmesi gerekiyor. Eğer Türkiye, İran ve Pakistan el ele verip bütün güçlerini tam birleştirebilseler idi, Türkiye her zaman birliğe, kardeşliğe ve adalete her zaman destek olmuştur. Bu birlik sağlanırdı. Buradan Türkiye'ye bu birlik noktasında eleştiri getireceklere kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. İran'ın nükleer konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve Batı tarafından sıkıştırıldığı anlarda, özellikle İran'ın hem ambargo hem de askeri anlamda ablukaya alınmak istendiği anlarda, Türkiye'nin o dönem yaşadığı sıkıntı, ambargo riskine rağmen, her türlü tehdit riskine rağmen İran'ı savunmak için nasıl bir mekik diplomasisi yaptığı, nasıl dünyaya kafa tuttuğu daha birkaç sene öncesinde belli değil mi? Bunlar daha ortadayken, İran'ın en zor gününde kendisine sahip çıkan tek ülke Türkiye iken, ilk fırsatta Türkiye'yi arkadan hançerlemesini, takdirini sizlere bırakıyorum. Burada adaletli, ferasetli ve dirayetli olmak zorundayız. Evet değerli izleyenlerim, bana zaman ayırdığınız için teşekkürler. Lütfen yayınımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşıp bu gerçeği hepsinin duymasına destek olunuz. İran gerçeği çok önemli. Eğer İran adaletin, hakkaniyetin yanında olsaydı bu zorlukları yaşamazdık. Bu gerçekleri görün diye bu yayını bir kez daha size iletmek istedim. Yani bu vurguyu bu yayında anlatmak istedim. Görüşmek üzere.